Sevgili YouTube, kariyerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bildiğin üzere gruplardan bir şekilde çıkmayı başarmıştık. Takımımız bir tık yorgun. Bir tık yorgun olduğu için birazcık yanacağız. Gençleri düşük olduğu için oynatılmaz ve hemen potansiyel çöker ve değeri kalmaz. Olabilir, olabilir. Ama şöyle düşün. 16-17 yaşında aldığımız zaman bir sene geç almış olacağız. Yani çok bir şey kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Hani o adamları da rahat bir şekilde alabiliriz bir sonraki sene. Yani şu an elimizdeki parayı iyi değerlendirmemiz lazım. Sevgili YouTube, kaldığınız yerden çok bir şey kaybetmediniz. Biz burada birazcık transfer baktık. Kimleri alabiliriz, kimleri ne yapabiliriz diye. Şu an için 3 milyon paramız var. Gruplardan çıktığımız için gelen 700 binle birlikte. 2,5 milyon zarardayız biliyorsunuz. Altyapıya 4 milyonluk bir yatırım yapmıştık. Turnuvanın geri kalanında şimdilik böyle devam edeceğiz ama bir orta sahaya daha ihtiyacımız var. Belki bir umut, bir ismi buraya orta saha olarak koymuşlardır diye bakacağım. FIFA 22'de potansiyel 2 ayda 10-15 potansiyel eksiliyor. Ona yapacak bir şey yok. Ona yapacak bir şey yok çünkü şu an alamayız. Gökumen, neden alamayız? Çünkü 3 milyonumuz var. Belki farklı bir bölgede transfere ihtiyacımız olacak ki 2-3 oyuncuyu da satacağız. Bak, sana şöyle söyleyeyim. O adamları biz bu transfer sezonunun sonunda da alabiliriz. Sebebi de şu, ben sana bunu söylemeyi unuttum. Bir saniye. Şu an çünkü sevgili YouTube, kaçıranlar için Gokumen diyor ki Mokoko'yu, yani Dortmund'dan Mokoko'yu, aynı zamanda Barcelona'dan da Gavi'yi al diyor. Ama bak, sana şöyle göstereyim. Mihojevic'i satacağız. Buradan 1.600 gelecek. Murat Palulu'yu satacağız. Buradan 100 gelecek. Brokovic ve Arda'yı kiraya göndereceğiz. Burada 5.000 maaş gelecek. Buradan 400, buradan 500. Yani o adamlardan ikisini veya birini zaten alabiliriz. Ama bunun için elimdeki adamların gitmesi ve benim gerçekten elimi güçlendirmiş olmam lazım ki o transferler, çünkü fantezi transfer ve fantezi transfer yapmak için de yani takdir edersin ki paraya ihtiyacımız var. Berkay 6 gün diyor. Lincoln'a zaten göndermedik. O yüzden diyorum, hani bir ay sonra maksimum en geç o adamları alacağız. 2309 Kelly Wilson. Bakacağız. Ford tarafsız almak çok istemiyorum ama Eugene'den çok bir bilgi yok. Ya benim kafamda Aytaç Kara şu an için birinci planda var. Hem yaşından dolayı hem beğendiğim bir oyuncu. Sevgili YouTube, hazırsanız, yani şu an bizim takım çok hazır değil ama yorgunluk açısından hani ikinci yarı baya baya bir değişiklik yapacağız. Hatta Makan'a Baku'yu da kadroya alabilirim. Atakan'ı stoperde de oynatma ihtimalimiz var. Kimi oynasam şu an bunu düşünüyorum ayrıntısıyla ama birazcık burada sıkıntıya, bu maçta bir sıkıntıya gireceğiz. Soare kalsın. Yapacak bir şey yok. Orta sahada onu kullanacağız. Ya da Atakan'ı orta saha kullanıp kahramanı da alabiliriz. Bilmiyorum. Ya da Baku'yu da alıp orada oyunu etkileyebiliriz. Halil'in yorgun olması bizi çok kötü etkileyecek. Tanrı'nın, ya bütün takım yorgun ama bir şekilde böyle oynamamız lazım. Çünkü karşımızda gerçekten iyi bir takım var. Ve bizim de iyi oynayabilmemiz için az kadromuzla çıkmamız lazım. Yorgun bir takım ama inançlı bir takımımız var. Göztepe'ye inanıyoruz. Başarılar Göztepe diyoruz. Ve yarı final maçımıza çıkıyoruz. Hazırlık maçı da olsa en iyi futbolumuzu oynayacağız. İlk 3 maçta, grup maçlarına ben notlarımı aldım. Takımımı öğrendim, takımımı gördüm. O yüzden bu takım yapacak. Hadi Göztepe. Hadi Göztepe. Hadi Göztepe. Bu turnuvayı kazanırsak da ben burada her şeyden öte sevdik biz seni marşını Göztepe'mizin açacağım. Bunu da keyifle dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Zor rakip. Gerçekten zor bir rakibimiz var. Ve yorgun olmamız da bizim için çok dezavantaj. Hani Midtjylland büyük ihtimalle son maçına rotasyon bir kadro ile çıktı. Biz son maçta da as takımdaydık. Yani bizim son hafta belli oldu. Kazanıp kaybedeceğimiz. Nuovo. Yani devam edip etmeyeceğimiz. Ne? Buna foul vermedi mi cidden? Buna cidden foul vermedi mi? Ya bu top çalma değil, bu hayat çalma. Şerif
Olur. Tamam, sorun değil. Hakemler bizi harcamaya oynuyorlar ya. Gerçekten bizi harcamaya oynuyorlar. Soner, vur abi kafayı direkt. Düşünme, bu da olur. Tamam, sorun değil. Sorun değil. Bu adamlar önde baskı yapacaklar. Yani bu adamları öne çekebilir, arkalarına kaçabiliriz. Bizim kadar süratli oyuncuları var mı? Bu da bizim için bir soru. Sorulabilecek güzel bir soru. Çünkü ona göre de oynayabiliriz. Ah be Soner. Aha. Evet. Gokumancım, küfür etmediğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Nokta ile belirttiğin için kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum gerçekten. Yani gerçekten eyyam döndürüyorlar. Çok inandım. Çok inandım. Gerçekten çok inandım. Soner Aydoğdu çünkü abi. Hani Soner'de bunları yapabilecek bir potansiyel var. Ki ara transfere girerken de eğer paramız olursa Soner Aydoğdu da ben sözleşmesini Başakşehir'den kontratını almak istiyorum yani. Şu an kiralık bildiğiniz üzere. Evander, Paulinho. Hadi çocuklar. Daha dikkatli, daha az yorularak inşallah. Oo, Paulinho. Halil. Bu arada Halil istediğimden fazlasını yapıyor. Hücum anlamında olduğu kadar savunmada da bize katkı sağlıyor. Aman, aman, aman. Çok güzel döndü. Çok güzel döndü. Yani ben kimseye kızamam. Kimseye kızamayacağım gibi bunu da tebrik ederim. Çok güzel döndü. Yani yapacak bir şey yok. Çok güzel döndü. Yani tebrik ederim. Ha tabii biz çabalamaya devam edeceğiz ama ya, Midtjylland iyi bir takım. Yani ne kadar iyi bir takım olduğunu bak şuradan görüyoruz. Yani şu pas iki oyuncunun arasından gönderebilirler yani. İyi döndü, güzel vurdu. Ben buna bir şey diyemem. Orada keşke bir oyuncumuz arkada adamı tutuyor olsaydı ama yine klasik ilk dakika gollerini yedik. Erken golü yedik yine. Wilker. Çok iyi. Evet, biliyorum onu. Biliyorum. Penaltılara gitmesi bir yerde avantaj çünkü penaltılara çalışmış oldum yani. 3 maçta 2 penaltı kullandık. Elim alışık penaltılara. Ama niye durdun Soner? Niye durdun Soner? Durmasan gole gitmiştik Soner. Disanto. Şerif. Boşluğum var. Boşluğum. O ayak oyununu yapamadım. Ya beraberlik o yüzden yine bir seçenek. Çok boş bırakıyoruz bu arada. İlk maçta yaptığımız hataları yapıyoruz bugün. Yorgunluğun da verdiği etkiyle hani hem defans oyuncuları hem orta saha oyuncuları yorgun. Çok fazla değiştirme şansım da yok yani rotasyon yaptığımda sıkıntıya giriyoruz. Çok tehlikeli paslar. Değiştirmedim. Onu değiştirebilirim. 5 dakika yapabilirim. Daha değiştirmedim. Tanane. Santo. Güzel çıktılar. Onu bu maçtan sonra değiştirebilirim ama istiyorsanız final ve yarı final maçlarını da 6 dakika yapalım. Lige geçtiğimiz zaman 5 dakikaya düşürelim. Çünkü bu sonuç olarak takımı tanımak için yaptığımız bir hazırlık turnuvası. Hem de benim oyuna alışmam için. O yüzden lige geçtiğimizde 5 dakikaya alabiliriz. Lig zaten uzun bir maraton. Yani o maçları daha kısa oynayabiliriz. Eğer isterseniz ya da direkt bu maçtan sonra 5 dakikada yapabilirim ya da 4 dakika. Hangisi daha uygunsa. Tamamdır. Şerif. Abi pasa bugün memnun değilim takımdan ya. Şu an bu oyundan memnun değilim. Adamlar çok o kadar güzel kapanıyorlar. Verdi. Frikiyi verdi. Hiç kullanmadım. Yani FIFA 18'de en son golümü atmıştım frikikten öyle söyleyeyim. Atıyordum ama. Atıyordum. Evet, farkındayım. Ya bir dakika düşürürüz maksimum.
Geliyordu bu arada. Tam köşeye çok güzel oturuyordu. Yani 2 devre 12 dakika oluyor bu seçenekte. O yüzden Atınç oradan vuramaz. Halil Arslanagiç kornerde olması gereken en temel adam ve niye orada yok? Aman 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 çocuklar. Aman çocuklar. Yani 8 dakikada çok kısa olur diye düşünüyorum. Hani 6 dakika benim normal şartlarda tek başıma oynarken oynadım. O zaman da çok az olur 3 dakika. Bu kumanda çok az olur. Ah. Ah be çocuklar. Hani 10 dakikaya sabitle 5 dakika olursa hani yine uzun olur ama tadını ala ala yaparız. 2 dakika kâr etmiş oluruz. 2 dakika daha kısa olur. Bu be, bu be, bu be. Çok güzel gol. Şerif. Budur. Çok güzel. 90'a taktı bu golü izleriz abi. Bu golü net izleriz. Çok güzel ayak oyunları. Çok güzel gol ya. Tam bir Şerif Endiaye golü bu arada. Tam 90'a. Tam 90'a. Bendeniz de seviniyorum. Yani bu golde de sevinirim bu arada. Şerif'in kaçıncı golü? Birinci olması lazım, evet. İlk golü. Tam Şerif golü. Bu arada Yahoviç'i hiç ilk 11 oynatmadık ama iki forvetimizden de daha çok gol atmış olması peki. Bir tanesi penaltıdan. Diğeri de 4-3'lük kaybettiğimiz maçta. Ne diyorsunuz? Penaltılara gider mi maç? Aa, ben menü müziği açık mı? Bir saniye. Ben buralardan telif yerim YouTube'da. Efekt sesi kalsın da. Ses nerede abi? Stadyum. Ha, bu direkt stadyum çevre sesiymiş. Ama bunu kısarsam şeyler de gidecek. Kanal ismi de Razgan Base. O da linki vardı zaten. Razgan boşluk Base diye bulabilirsin onu da. Yapacak bir şey yok. Taraftarların da sesini duymak için onu kapatamıyorum. Wilker. Çok iyi. Hatta ben onu bir saniye, taraftarların sesini bir tık daha duyalım. Çünkü o atmosferi yaşamamız lazım. O atmosferi yaşamadan hani kariyer yaptık diyemeyiz. Şu 5'te kalsın. Çünkü gerçekten taraftarların sesi bizi ateşleyen şey olmalı. Ki kendi evimizde Gürsel Aksel Stadyumunda maçlara çıktığımız zaman bu bizi en çok etkileyen şey olacak. İyi ki taça çıktı. Halil. Wilker. Çok iyisiniz. Sakin bir şekilde çocuklar. Çok güzel. Tanlı. O istediğim bu değildi ama istediğim bir şeye ulaştı. Çok güzel. Çok güzel. Ah. Hataya sürüklemeye çalışıyorum ama çocuklar çok yorgunlar ya. Geliyor, geliyor. Azar azar geliyoruz. Yavaş yavaş, azar azar geliyoruz. Soner. Aman, aman, aman çok iyisiniz. Tanlane, çok iyisiniz. Bubancı. Soner. Ver pasını. Ver. Ver be. Bu be. Tam nane be. İki güzel gol. İki güzel gol. İki güzel gol. İşte bu be. Budur be. Budur. Budur. Budur.
Çok güzel gol. İki golde gerçekten jeneriklik attık. Fandani istediğimi veriyor ama şu an asıl sıkıntıya şu an girdim. Neden asıl sıkıntıya şu an girdim? Halil çok yoruldu. Tannane çok yoruldu. Soner de çok yoruldu. Savunmam yine idare eder. O yüzden Atakan'ı buraya alıyorum. Halil yerine Suare'yi deneyeceğim. Penaltılara gitmez diye düşünüyorum. Suare'yi yani sol ayaklı ama ters ayağı 3. Orada güvenebilirim. Berkan'ı da buraya alacağım. Şimdilik bu şekilde devam edeceğiz. Geri kalan iki hamlemi de duruma göre kullanacağım. Hani bakacağız. Ya yani Suare'nin hızından yararlanacağım. Çünkü bildiğiniz üzere fizik gücü yok. Orada bir şeyler yapar inşallah. Ben de aynı düşünüyorum. Penaltılara götürmeden bu maçı hallederiz. Tianic'ten bir tık korkuyorum. Fizik gücü düşük olduğu için. Bakalım. Bakalım. Yavaş yavaş şimdi. Di Santo da. Aha. Koş. Atakanmış. Hata yapar mı? Yapmadı. Kapatın Atakan. Nuovo'da hadi oğlum. Hadi oğlum. Arslan'a geç. Aman 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 aman. Aman aman çok kötü kaçtı. Çok kötü kaçtı. Çok kötü kaçtı. Of, Allah'tan kötü attı. Allah'tan kötü attı. Gitse goldü çünkü. Suare. Hadi oğlum. Bu çocuğa da inanıyorum bu arada. Suare'ye, Suare'ye nasıl okunuyorsa artık. Atmıştık mı atmıştık ama işimizi görecek. Yani eğer bir tık daha fazlasını verirse biliyordum sektireceğini bu arada. Biliyordum sektireceğini. Normal şartlarda ben de kızardım bu arada. Derdim niye o kadar erken vuruyorsun diye ama şimdi düşününce orada vurmaktan başka seçeneği yok. Çünkü kaybedecek topu eğer devam eder. Suar'ın bu kadar iyi mi ortaları? Gerçekten iyiymiş. Wilker. Bir penaltı çaldırır mıyız? Bu arada 2-1 bana hiç güven vermiyor. Yani her an bir kontra golü yiyebiliriz. O yüzden bir 3-1'e tekrar inşallah geçen maçki gibi gidebilirsek çok tatlı olur. Tianic çok güzel. Çok güzel. Keşke başka bir şey isteseymişim. O bir tane gol de geldi. Yani keşke başka bir şey isteseydim. O hatayı yaptırdık. Derken geldi. Gerçekten derken geldi. Şerif çok iyi kaçtı. Adam 4 maçta gol atamazken bu maçta 2 gol attı yani. Tabii oyunculara ben yeni yeni alışıyorum. Oyuna da yeni yeni alışıyorum. Yani kariyer şimdi artık bundan sonra daha keyifli olacak. 68. dakikada oldu. Yavaş yavaş Di Santo'yu da NDI'yi de finale alıştırmak lazım. Final maçına yorgun girmesin kuzucuklar. Artık finale bence adımızı yazdırdık. Chat ne diyorsunuz? Çok iyi. Yani hat-trick şansı olmadı ama en azından final maçına ilk 11'de çıkacaklar. Atakan. Yahovic. Yahovic. Nuvobodo. Güzel kurtardı. Vallahi güzel yazdırdık. Nuvobodo yerine bu arada Yalçın olsaydı bu goldü çünkü Yalçın solak. Oyuncumuzun yokluğunu hissediyoruz. Kim koşsana topa. Sukar sen solaksın. Güzel. Güzel. Güzel deneme. Çok fena gidiyordu bu arada. Nihat'ın attığı gole benzer bir gol olurdu eğer direğe gitseydi. Nihat'ın Çek Cumhuriyeti'ne attığı bilmem biliyor musunuz o golü. Nihat Kahveci çok güzel bir gol atmıştı. Ona doğru gidiyorduk. Aman aman aman. Aferin. Aferin. Arslan'a geç. Berkan Çek. Çok güzel ayak oyunu.
Tianic. Öbür kanadın koşması lazımdı. Ama Jovic de şu an çok güzel koştu. Jovic. Çalımlı ip atacaktım ama bu daha çok işime geldi. Adama takıldığını gördüm. 4-3, tamam, bu iş bitti. Geçmiş olsun. Finaldeyiz. Siyu abi. Çok güzel. Bak. Burada takılacağına emindim. Kalecinin savunmaya takılacağına emindim. Riske girmedim. Bomboş file. Jovic'in zekası da bu arada arkadaşlar. Hani Jovic çok büyük futbol zekasına sahip bir adam. Yani bilmem izlediniz mi Eskişehir Göztepe maçını. Kobakiz'le oyuna girdiği zaman Kobakiz'le de Jovic çok iyi anlaşıyordu. Kobakiz de çok iyi bir oyuncu değildi ama Jovic'le ikisi çok güzel anlaşıyorlardı. 1-0 gerideyiz. İlk dediğim şey şuydu. Kobakiz'le açar, Jovic atardı. Yani öyle de oldu nitekim. Ya hissediyorsunuz bazen böyle şeyler artık. İlahi inanç mı dersiniz? İleride gördüm. Kaleci ileride gördüm. Artık dalga geçebiliriz büyük ihtimalle ya. Hani oyuncularıma artık atmayın emrini verdim. Çünkü Midtjylland de büyük bir takım. Yazık etmeyelim. Hani gururlarıyla oynamayalım. Ya da oynayalım, fark etmez. Yani. Bilemiyorum çünkü şu an atasım da var. Takım aman. Ay. Ben çok büyük konuştum ya. Başıma gelecek. Gelecek. Gelecek dedim yani. Ben de ona koşacaktım. Ama büyük konuştum. Ne zaman büyük konuşursam zaten başıma bu geliyor. Çok kötü kaçtılar savunma arkasına. Şimdi onlar gelecekler. Yani iki fark var arada da. Bizimkiler rehavette. Onlar da şimdi hype'landılar. Gol umut verdi onlara. Deminki özgüvensizlikleri yok. Bir tık pas yapabiliriz ya. Hani şey pası değil de, topu geride tutan paslar değil de, hazırlık paslarıyla yavaş yavaş çıkabiliriz. Bundan şimdi pas atabileceğim de adam yok. Aferin be Atakan. Jovic. Arka direk. Şu uzaklardan vuruşları artık yavaş yavaş kaleye isabet ettirmeye başlasak zaten neler neler olacak da. Bizim en büyük kantırlarımızdan biri o. Vallahi Jovic net goat bu arada ya. Çok sevdiğim bir oyuncu. Hani çok iyi karaktersiz diyor ama çok da karakterli bir oyuncu aslında. Göztepe'den istemeyerek gönderildi. Gelince de ağladı adam yani. İçinde bir Göztepe'li var. Onu da çok iyi biliyorum. Çok da seviyorum kendisini. Jovic gittiği zaman çok ağlamıştım. Geldiği zaman da mutluluktan aldım. Çünkü aynı videoyla, gönderirken paylaştıkları videoyla tekrar merhaba dediler. O yüzden Jovic çok seviyorum. İnşallah Göztepe'de futbolu bırakır. Bizim efsanelerimizden biri olur. Çok istiyorum gerçekten ki Eskişehir'e attığı golle o efsane olayını birazcık sağladı zaten. Kimsenin unutamayacağı bir gol attı. Yıllar sonra bizi Süper Lig'e çıkardı. Ama yani Allah'tan maç bitiyor. Dediğim gibi adamlar hype'landılar. Allah'tan dördüncü golü attık. Ya bizim savunma çöktü çünkü. Bizim savunma çöktü. Sıkıntı yok, finaldeyiz de. Yani bu final böyle olmamalıydı. Bu final gerçekten böyle olmamalıydı. Ha neyse. En azından şey, finaldeyiz. Şurada hani kaçırdığımız bir tane pozisyon var. Jovic'in golünden sonra. Şu gollerden hemen önce. O maçın kaderiydi işte. Yani oradan sonra döndürebilirlerdi. Ama tabii ki mükemmel bir oyunla yani her şeyi alarak rakibi yok ettik. Darmstadt-Malmö maçının galibini penaltılar belirleyecek. Gruplarda oynadığımız, berabere kaldığımız grubumuzun lideri Malmö ile bir final maçı yapacağız. Ama Malmö maçından önce Brokovic'e bir kiralama teklifi geldi. Satın almalı değilse Brokovic'i gönderirim. Alma opsiyonunu istiyorsunuz. Ya ben Brokovic'i satmayı düşünmüyorum. Ya Brokovic çünkü işime yarayacak bir oyuncu. Süratini seviyorum. Oyun görüşünü seviyorum. Mubanje'yi belki almayacağım. Yaşından dolayı Brokovic işime gelebilir. Ya satın alma opsiyonuyla istiyorsan yapacak bir şey yok.
Bournemouth Atınç'a 2 milyon euro veriyor. Yok. Yok ya. Atın çok iyi oynuyor. Hani savunmada kaç maçtır duvar gibi adam. Son maçta bir dağıldılar da hani fark vardı zaten. Atınç 2 milyon ne dersiniz? Ya bence gerek yok. Çünkü bir de ekstra savunma almamız gerekecek. Atakan da falan da olmaz. Sol ayaklı stoper. Kahraman Demirtaş'ı da oraya koymak şu an için ne kadar doğru? Bence de yok. Bence de yok bu arada. Reddi verdim. Yani. Turnuva ödül parası 850 bin civarında bir para verdi. Bu bize nasıl döndü? 3 milyon 77 3 milyon 770 bin paramız var. Hemen şuna bakmak istiyorum. İstediğim orta sahalardan biri. Yeşkün. Otomatik red diyor, yetki ver deyip operasyonu kaldığınız zaman okey. Satın opsiyonu kaldığınız zaman otomatik red diyor, yetki ver deyip opsiyonu kaldığınız zaman ok diyor. Tamam, eyvallah, bundan sonra böyle yaparım, bunu bilmiyordum. Çünkü satın alma opsiyonuyla vermek istemiyorum adama. Burakoviç'e ihtiyacım var. 72'lik olabilir. Ama yaşı bir tık genç. Bir tık yaşlı almak istiyorum. Çünkü gelecek sezonlarda şimdi yetki ver deyip satın alma opsiyonu kiralama. Bir yıllık mı verelim? Tamam, bir yıllık kiralık. Tamam. Görüşsün. Öyle görsün. Teşekkür ederim Gokuman. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Şimdi elimizdeki oyuncular, final maçına bir gün var. Bir gün kala şöyle bir başkanı aradık. Başkanımızla görüştük. Dedik ki başkan, final maçından önce bizim orta sahaya ihtiyacımız var. Hani kimi bize önerirsin? Eugene. Yok. Miha Zajc 3,5. Aytaç 1.200. Aytaç Kara'yı alıyorum arkadaşlar. Aytaç mı Oğuzhan mı ki Ozi çok Ozi 2-300, Aytaç 1-200. Aytaç. Eyvallah Eryunus. Görüşmek üzere, iyi geceler. İyi geceler. Kaçırdığın yerleri YouTube'dan izleyebilirsin. Bu arada YouTube'a koyacağım. Tekrarlarını YouTube'a da kayıt alıyorum şu an sevgili YouTube. Kaçırdığınız yerleri YouTube'dan da takip edebilirsiniz. YouTube Razgan Bey'deyiz. Her gece artık bundan sonra FIFA'mız var. Her gece olur mu bilmiyorum ama olabildiğince. Görüşmek üzere, iyi geceler. Tunay Torun da olabilir aslında. Yani hem Tunay hem Aytaç iki hamle yapabiliriz. Tunay'ı da çünkü 8 numarada oynatabileceğimi düşünüyorum. Aytaç'ı da 6 numarada oynatırım. Evet, hem Tunay hem Aytaç'ı alacağım. Tunay'ı MO'da oynatırız ya. Ben Tunay'ın MO'da oynayabileceğini düşünüyorum. Aytaç'ı 6 numaraya transfer ediyoruz. Fiol alabilirsin. Serbest stoper ve iki yönlü bek oynayabiliyor. 69 gene iyi oynuyor. Ben almıştım. Fiola ya bizim şu an için bak şeyi düşünüyorum. Yabancı sınırını da düşünüyorum. O yüzden hani Aytaç Tunay dedim. Fiola diyorsun. Fiola'yı da Atilla Fiola'yı da bakalım. Ona da bir bakalım. Ona da bakalım olabilir. O Aytaç için serbest kalma istiyor. Aytaç için 2,5 verir miyim? Vermem. Tunay da kısa süre önce geldi. Bütün şeylerimiz patladı bu arada şu an. Bütün tezlerimiz patladı. İnşallah şurada bir adam buluruz. Şu olaya da bakacağım şimdi. Süleymanis ise boş. Bu da boştu. Nigute. Matthew Valbuena. Çok yaşlı. İstediğimizi vermez. Christopher Teo. Birazcık elimizde patlayacak gibi duruyor bakalım. Serbestlere bak demiştin değil mi? Atilla Fiola. Sağ bek mevkisinde 31 yaşında. Agresifliği iyi. 31 yaşında. Çok ihtiyacımız var mı sizce? Böyle bir mevki. Çünkü rotasyon olarak o noktada şey var. Kerim alıcı var. Hani genç. Saldırgan. Fiola hamlesi ne kadar yeterli olur, gerekli olur?
Şimdi stoperde oynattık. Eyvallah ama stoper yedeğimiz zaten var. Kötü gözüküyor ama iyi oynuyor. Yani iyi oynuyordur da hani şu an benim tam odağım şey. Hani aslında buradan bir orta saha da bulabiliriz. James çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Bunun kandırmacı olduğunu düşünüyorum da. Roland Varga'ya da mesela sen de demin söylemiştin Gokuman. Varga da olabilir. Bek kullanmıyorum ki. Ya bek kullandığım şeyler var işte. Hani sağ tarafta Halil'i kullanıyorum. Sağ tarafı hücum kanadı olarak kullanıyorum. O yüzden zaten Kerim Alıcı rotasyonda. Dos oynayabilir. O zaman düşünülebilir. Defansif orta saha oynayabiliyorsa o zaman düşünülebilir. Şimdik. Andre Almeida'yı ne kadar istiyorlar o da belli olmuştur. 4-200 alamayız. Fiola'ya da bakacağım bu arada. Dos oynayabiliyorsa o zaman aklıma yazarım. Şimdi Eugene için 2-200 istiyorlar. Atlama için 1-600. Atlama olabilir. Joseph Atlama'yı listeye ekliyorum. Belki ucuza kapatırız. Zayç için 3,5. Ben onu veremem. Oğuzhan için de 2-300 ama 12 ay kaldığı için Oğuzhan'ı bence 1-500'e falan kapatabiliriz. İyi vücut koy. Fiola'yı da ben listeye ekleyeceğim bu arada şimdi. Serbest. Serbest kalma bedeli. Serbest. Ya en kötü rotasyonda işimize yarar. Doğru diyorsun. Yani çok almak Fiola'yı bize bir şey kaybettirmeyecek. Şimdi ben öncelikle Oğuzhan'a teklif yapmak istiyorum. Çünkü 8 numarada bariz bir eksiğimiz var. Hayır, kulüple görüşmelere başla. 12 ay içinde sözleşmesinin biteceğini düşünürsek Ozi transferi işimize yarayabilir. Başkanımızı aradık. Rica ettik. Başkanımız Beşiktaş yönetimiyle konuştu. Beşiktaş yönetiminden Önder hocamız. Beşiktaş teknik heyetinden Önder hocamız geldi. Şimdi Önder hocam, bizim çok paramız yok. Hani ben size 1.500 vereyim. Zaten sezon sonunda kontratı bitecek. Sonraki satıştan da size ben %5 bir pay vereyim. Önder hocam, ne diyorsunuz? Zaten seneye bitecek. 2.300 diyorsun. Ama Önder hocam, 1.600 vereyim ben size. Bak seni bu adamın kontratı bitecek. 1.850 diyorsun. Önder hocam, yapma gözünü seveyim. Biz de bu toprağın insanıyız. Şunu sen 1.700 yap. Tamam, bu kadar. Oğuzhan Özyakup 28 yaşında. Yani bence maestro işimize yarayabilir. Önder Karayel, evet. Önder Hoca var. Son güncellemeyi yaptım bu arada. Son güncellemeli hali bu. Çok önemli, kabul ederim. Ozi'ye ben bir yıllık değil de Ozi'cim. 2 yılda bence sana yeter. 5 milyon serbest kalma maddesi. Bizi bozmaz. Yani 16,5 bonusu kaldırır sana bu teklifi yaparım. 19,5 istiyorsun. Yok. Bu maaş bizim için çok fazla. 17,5 artı sana 150 bin para. Tamam, güzel. 1,5 aldı oradan. Fiolis sağ bek, stoper, sol bek oynayabiliyor. 1,83 boyunda. Macar bir oyuncu. Ona da bakacağız. Şimdi Josep Atlama'yı da 6 numaraya transfer etmek istiyorum. Paramız kalmadı ama. Keşke kiralama deseydim. Takasa girer mi acaba ya bir isim için? Şimdi aynı şekilde başkanla konuştuk. Başkanımız Kayseri heyetini aradı. Dedik böyle böyle. Hani ihtiyacımız var dedik. Başkanım dedim. Hikmet Hoca sağ olsun kırmadı bizi, görüşmeyi kabul etti. Sonraki satıştan %5 versek 1.200. 1.750 diyorsun. Ben sana 1.350 para vereyim. 1.750 diyorsun. Çok diyorsun Hikmet Hocam. Hikmet Hocam, gel bunu 1.400'e bağlayalım Hikmet Hocam. Daha fazlasını vermem. 1.500 diyorsun. Hikmet Hocam, 1.350. Ben de düşerim hocam. 1.450 diyorsun hocam.
Hocam 1.350'ye anlaşırız be. El sıkışırız Hikmet hocam. Tamam hocam, Kayserili çıktın ya. Tamam 1.400 diyelim hocam. Ah tamam. Ticarette şey olmaz. Bir şekilde hallettik. Şimdi bizim önce paraya ihtiyacımız var. Turnuvanın bir sonraki aşamasını geçtikten sonra nasıl kandırdım ama, benim burada kimse ticaret, uluslararası ticaret okuyorum ben. Kimse benim ticari zekamı küçümsemesin. Şimdi Ozi Özyakup geldi. Şimdi Oğuzhan Özyakup artık elimizde. Suare'yi rotasyona atabiliriz. Arda kiralığa gidecek. Burakovic. Arda gelsin buraya. Suare'yi de şuraya aldım. Şimdi rotasyonlarımız bunlar. Ama benim bu kadroda bazı değişiklikler yapmam lazım. Final maçında Halil Akpınar olmayacak. Neden olmayacak? Çok yorgun. Ya da 45 dakika oynatacağım. Tiyaniç yok. Baku'yu ben buraya alıyorum. Berkan yerine de Kerim Alıcı'yı alıyorum. Var mı başka gerçekten oynayabilecek bir adam? Wilker Angel'in de ben final maçına çıkabileceğini düşünmüyorum bu arada. Atakan. Wilker yerine de Kahraman'ı buraya alıyorum. Oğuzhan Özyakup'u ikinci yarı oyuna alacağım. Oğuzhan ikinci yarı oyuna alacağım. Halil'i 45 dakika oynatmak istiyorum. Halil 45 dakika oynasın. İkinci yarı Atınç da keza. Atınç'ın yerine de Kahraman'ı alacağım. 45. dakikada oyuna Kerim Alıcı'yı alacağım oraya. Mubanje'nin yerine de Baku'yu alacağım. Oğuzhan'ı da büyük ihtimalle orta sahada herhangi bir bölgeye yerleştireceğim. Bakalım. Şimdilik böyle durunuyor. Aa, hayır. Hayır. Kaydetmek istemiyorsun. Hayır, kaydetmek istemiyorum çünkü kadrodan direkt yapmışım bu ayarları. Sadece yapacağım şey Oğuzhan'ı kadroya almak olacak. Oğuzhan her maç büyük ihtimalle oyuna alacağım bir adam ama şu tek de yapmak istediğim değişiklik bu. Suare'yi de şuraya almak olacak. Tamam. Oğuzhan'a falan bu arada bu bölümün sonunda chat oyunculara numara da vereceğiz. Numara da koyacağız çocuklara. Oğuzhan şimdilik rotasyon için geldi ama final maçında oynayacak. Demin yaptığım değişikliklerin hepsini tekrar yapacağım. Final maçı, Malmö maçı ve biz bu maçı kazanmak zorundayız. Ya başka seçeneğimiz de yok. Aa doğru. Son maç Halil dinlendi. Çok güzel. Şimdi ama ben yine Tianic yerine Baku'yu alacağım. Çünkü Ozi var elimizde. Wilker Angel oynayabilir. Atınç oynayabilir. Tamamdır, o değişiklikleri yapmaya gerek kalmadı. Sadece Tianic yerine Baku'yu almış olduk. Berkan. Kerim Alıcı falan oynamayacak. Kahraman'a da gerek kalmadı. Ama Atınç'ın yorgun olması beni birazcık endişelendirdi. Şimdi Baku Lorenzi var. Yahovic var. Ozi var. Berkan'a ihtiyaç var mı onu düşünüyorum. Ama Berkan'a da ihtiyaç var, Atakan'a da ihtiyaç var. O yüzden yani en kötü ters ayağı Arslan'a için çok iyi. Arslan'a için zayıf ayağı iyi. O yüzden Arslan'a geç buraya çeker, Atakan'ı öne çekeriz. Böyle bir şey yaparız. Hakkımızda hayırlısı. Başaracağız. İnanıyoruz. Çünkü biz Göztepe'yiz. Bu maçı kazanmamız lazım. İlk maç berabere bitti. Kıl payı elimizden kurtuldular. Kırmızı kart diyorlar. Şu Pena'ya dikkat edeceğiz. Pena çok konuşuyor. Biz buraya kazanmaya geldik. Bu turnuvaya kazanacağız. Galibiyet ödülümüzü alacağız. Buradan da Türkiye'mize, İzmir'imize galibiyetle döneceğiz. Ondan sonrasında da lig açılışı için kendimizi kasmaya devam edeceğiz. Sevgili YouTube, bölümün son maçı, kupa maçı, final maçı, kazanma maçı, yani kupa dediğim sezon öncesi turnuva, kazanma maçı. Biz bunu kazanmak zorundayız. Kazanacağız da elimizden geleni yapacağız, başaracağız. Hakkımızda hayırlısı. Hadi çocuklar. Soyunma odasında da güzel bir konuşma yaptım çocuklara. İnanıyorum başaracağız. Onlar da inanıyorlar. Buraya kadar geldik hocam. Seni mahcup etmeyeceğiz. Taraftarlarımızı üzmeyeceğiz dediler. Herkes hazır. Herkes hazır. Hadi çocuklar. İlk defa biz başlıyoruz. Çok iyi. Hadi. Sana geç. Atınç. Şerif. Tanrıhane. Sakin. Sakin çocuklar. Halil. Nuvo Bodo.
Verdin. Tannane. Şerif. Ah be Şerif. Abi Malmö şu ana kadarkilerden en çok korktuğum. Çünkü ilk maç en çok hata yaptığımız maçtı. Soner. Adamın gelmesini bekleyemedim. Yapamadım. Wilker. Kapat abi. Hadi Wilker. Çok erken kaydım. Çok erken kaydım. Hayır. 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 Aa belliydi. Yine belliydi yani. Bu adamlara karşı, Malmö'ye karşı bir zaafımız var. Net söylüyorum, Malmö'ye karşı bir zaafımız var. Ola Toivonen mi lan o? Evet, Ola Toivonen'i almışlar. Yani o adamın bu golü atması çok da şaşırtıcı değil. Beğendiğim bir santrafor. Ya da orada mıydı bilmiyorum. Soner, hadi çocuklar. Sakin, dikkatli. Pes etmek yok. Direnmek var, bu kadar. Biz Göztepe'yiz, yapmak zorundayız. Hadi. Franco, harikasın. Ama ya bu adam bu kadar yetenekliyse niye Malmö'de, Premier Lig'de değil? Gözünüzü seveyim ya. Kapat abi. Kapat abi. Kurban olayım. Kapatın artık şunu. Aferin Arslan'a geç. Aferin Arslan'a geç. Aman. 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 Aman diyeyim. Aman diyeyim. Yapmayın aynı hataları. Halil. Son gücünle be Halil. 45'te alacağım seni oyundan. Kaplan olduğun için kıyamadım. Bu maçta oynamayı hak ediyorsun. Tannane. Ah be oğlum. Offside'dan kaçtın. Herkesten kaçtın. Hadi. Uf. Çok güzel attı. Pena değil mi o? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Adam iki maçta iki tane delici gol attı bize. Ya şu bu yani. Ya İrfancan bunlara nasıl yetişemiyor ya? İkidir. İki postu, iki golle de yani böyleydi. İkisi, ilk maçtaki golü de hatırlarsınız, o da böyleydi yani. Malmö bildiğiniz kabusumuz oldu. Ah be Atınç. Arslan'a geç. Aman, aman, aman. Hadi İrfancan. Çok iyi. Nuno Bodo. Franco Di Santo. Di Santo. Halil. Verdin. Di Santo. Korner ver. Korner ver. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Pes etmeyin hadi. Bu kadar taraftar. Hadi çocuklar ya. Göztepe için, taraftarlar için ya. Bizim için ya. Turnuvanın başından beri kıçımızı sıkıyoruz bunun için mi? Malmö'ye karşı rezil bir futbol oynayıp kaybetmek için mi? Gözünü seveyim hadi. Hadi İrfan. Yan. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına alakası bile yok. Hadi. Gelsin bir de onu bana atsın. Öyle bir gol atabiliyorsa. Hadi. Sakin. Dikkatli. Oyunda atmamam gereken tek adama pas attım ya. Soner. Bubanje. Ver.
Pozisyonum var. Pozisyonum var. Disanto kontrol. Olacak. Olacak, olacak. Olacak. Pozisyonu daraldı biraz. Çok hızlı gitti pas. Yoksa olacaktı. Arslan'a geç. Verdin. Halil. Çok yavaş. Çok yavaş. At artık. Atman lazım. Abi böyle de zaman geçirmezsin ya. Böyle de zaman geçirmezsin hadi ya. Yani nerelerden maçlar çevirdik bunu da çeviririz. Hadi çocuklar. Amanın. Şerif budur. 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 Pes etmek yok. Pes etmek yok abi. Bu kadar ya. Yemin ediyorum içim rahatladı. Bu iş burada bitmedi. Hadi hadi hadi. Kapatın abi onu. Çok güzel. Atınç. Çok iyisiniz çocuklar. Çok güzel çıktınız be. Çok güzel çıktınız. Nuvabodo. Gördün. Disanto. Bırakma. Çok iyisin. Olur olur korner. Korner, korner, korner. Nasıl korner değil? Adamdan sekti. Disanto bırakma gözünü seveyim. Aha kaçırdı. Angel. Aman. Aman aman. Atınç. Çok güzelsin. Tamam. Yani ikinci yarıda şu an gol beklentisi adamların daha yüksek. Evet. Çünkü adamlar oynadılar ama ya benim direkt ikinci yarının başında yapacağım bir Kerim alıcı. Aa Kerim'i kadroya koymayı unuttum. O zaman ikinci yarının başında yapacağım bir Baku hamlesi var. Oraya bir sürati tekrar kazandıralım. Ozu yorgun. Atakan'ı ikinci yarıda oyundan alıp şey Atınç'ı ikinci yarıda oynanıp Atakan Çankaya'yı oyuna süreceğim. Bu şekilde döndürebileceğimize inanıyorum. Durumu düzeltebileceğimize inanıyorum. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Hadi aslanlarım benim be. Aferin. Aferin. Ah, çok hızlı gitti. Tamam. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi göz gözüm be. Kapat baba. Kapat. Kapat. Allah aşkına kapat. Allah aşkına kapat. Bitmedi abi ya. Pes etmek yok. Daha önce de 3-1'den geldik. Yine geliriz. Yine yaparız da yani. Çok boş goller yedik yine. Çok iyisin. Çok iyisin. Ama tanrına ne be. Çok yavaş kaldın. Çok güzel Mubanje. Hadi
Hadi abi, hadi abi. Kapatın, kapat. Aman. Aman, aferin. Aferin. Hadi Nolobo'da kaptırmazsan gole gideriz. Çok geç, çok geç verdin. Kim var başka yorgun? Tanrı ne yorgun. Ozi gir abi. Oğuzhan Özyakup gir. Oraya da bir Berkan hamlesi. Bu şekilde döndürdük döndürdük. Oğuzhan'a 19 mu verdiler? Aslında 10 numaranın boşta olması lazım. Oğuzhan Özyakup 10 numarayı verebiliriz. Aman. Arslan'a geç. Aman. Yani. Soner. Baku. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu. Al topu al topu al topu al. Topu al. Almadı ama yapacak bir şey yok. Amacımız orada topu almasıydı. Oğuzhan Özyakup girer girmez siftah yaptı bu arada ya. Adam girer girmez siftah yaptı. Beşiktaş gör nasıl teknik bir adamı kaybettiğini gör. Kapat abi. Kapat, kapat. Burada topu bir alırsak. Kapat. Çok iyisiniz. Aferin Nuvo. Hadi Nuvo da. Foul. Bizim. Atakan gir abi oyuna. Soner'i de çıkarmayacağım bu maç. Lorenz Yahovic ikisinden birini oyuna alır mıyım bilmiyorum. Yani şu an oyuncularımın performansından memnunum. Geri kalanın. Soner. Ozi. Şerif. Ozi tekrar. Ozi. Berkan çok iyi geldik. Şerif. Geliyor, geliyor. Geliyor, gol geliyor. Çok kötü oldu. Çok boş yakaladı. Süratli bir oyuncu. Bilker çok sert ya. Fena. Hadi bir hata yapın. Hadi bir hata yapın şurada. Aferin. Aferin Atakan. Nuvo'da çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Soner. Berkan. Ya geri pastı bu arada bu ya. Atakan çok iyisin. Soner. Verdin. Franco Di Santo. Ah be, ah be. Atamayan atanlar olmasın. Soner. Soner daha iyi gelemezdik.
Ozi. Olsam. Bu kadar da kötü vuramazsın ya. Yahoviç gir. Ya bu kadar da kötü vuramazsın. Abi bizimkilerin gerçekten bir pas sorunsalı var. Kart. 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 Kırmızı. Çok sertti. Kırmızı. Yok, Soner'e kullandırmayacağım. Ozi'ye kullandıracağım. İstediğim gibi olmadı. Hiç istediğim gibi olmadı. Abi. Atakan çok iyisin oğlum. Çok iyi. Çok Oğuzhan. Of. Ah be Oğuzhan. Ah be Oğuzhan. Hadi beyler. Ya Novoboda yapma be oğlum. 2 dakika. Hadi çocuklar. Bitti. Bitirecek. Girmiş olsun bari. Malmö şampiyondur. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Yapacak bir şey yok. Well, it might only be a pre-season tournament, but it's always special to come out on top. And you can see just how happy the players are. Look at those celebrations. Maçın hakkı buydu bu arada ya, maalesef. Etkili, o kadar etkili oynayamadık. Yani gol beklentileri zaten kafa kafaydı ama 3. golü bir türlü bulamadık. Gol atamazsanız da böyle oluyor. Malmö'yü tebrik ederim. Yapacak bir şey yok. Maç sonrasında başkan aradı, dedi tebrik ederim, yine çok iyi oynadınız falan filan dedi. Ben de başkanım kusura bakmayın dedim. Hani ben buradan şampiyon olmaya gelmiştim. Olmadı. Bu beni çok üzüyor dedim. Başkan da üzme moralini. Lig başlıyor. Lige odaklan. Lige fokuslan dedi. Dedim onu yapacağız başkanım. Hiç merak etmeyin dedim. Musa Çağran'la ilgili bir rapor gelmiş. 66.750 bin alınabilir. Olabilir. Ya yani Musa Çağran çünkü yine Aytaç Kara atlama. Hem Türk olması sebebiyle hem fiyatından dolayı Musa Çağran'a yönelebiliriz bir sonraki bölüm. Transferlerle ilgileneceğiz. Aynı zamanda Antalyaspor'la lig açılışını yapacağız. Sevgili YouTube, uzun bir bölüm oldu. 1 saatlik bir bölüm oldu. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, esen kalın. Serimiz devam edecek. Siz de yorumlarınızı, fikirlerinizi, basın toplantısı için sorularınızı yazmayı unutmayın. Turnuvada şampiyon olamadık maalesef ama inşallah lige güzel başlayacağız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.